ağzını sıktı. Ve bu hareket ne saha içerisinde ne de PFDK'da tepki olarak yer aldı. Sen o an bizzat o olayı yaşadın ve biz senin ağzından duymak istiyoruz. Orada neler yaşandı da senin boğazına yapıştı? Neler söylersin bize bununla ilgili? Yani öncelikle futbol hayatımda hiç böyle bir olayla gündeme gelmemiştim. Hiçbir zaman rakip teknik direktörle böyle bir münakaşaya girmemiştim. Yani orada da zaten ağzımdan benim en ufak bir argo kelime dahi çıkmadı. Çok iyi niyetli ve güzel bir dille orada hocaya bir şey söyledim. Hani ortam daha gerilmesin diye. Kendisi bana argo, hatta küfür de dahil olmak üzere konuştu ve boğazımı sıktı. Tabii yani olay artık geçti. Ceza da verilmedi. Ben sadece yaptığı hareketi kınıyorum. Yani bu tür olaylarla bir daha da gündeme gelmek istemiyorum. Dediğim gibi. Peki, performans olarak son haftalarda iyi bir çıkış yakaladın. Senden beklenilen performansı artık göstermeye başlıyorsun diyebiliriz Hasan Ayaroğlu için ve bu sezonda Bursaspor'daki gol sayını 3'e çıkarmış oldun İnegölspor maçı ile birlikte. Bununla ilgili neler söylersin? Yani performansım evet giderek artıyormuş gibi gözükebilir ama zaten benim normal performansım da buydu. Ancak sadece sakatlıklar ve ağrılarımdan dolayı tam istediğim performans sahaya yansıtamıyordum. Sakatlıklarım da ağrılarım da azalınca daha iyi bir performans ortaya koymaya başladım. Yani kendim olduğum gibi performansımı daha iyi göstermeye başladım. Bundan sonra da inşallah tekrar aynı sıkıntıları, sakatlıkları yaşamam bu şekilde devam eder. Özer Hurmacı takıma geldikten sonra takımda sizin için neler değişti? Nasıl bir ortam oluştu? Son haftalarda da iyi bir çıkış yakalayan Bursaspor var. Küme düşme hattıyla aranızdaki puan farkını da bayağı arttırmış durumdasınız. Bununla ilgili neler söylersin? Özer hocamızın tabii ilk başta futbolcu olarak gelmesi, ikinci yarının başlamasıyla beraber bize çok ekstra bir motivasyon kattı. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi bir aile ortamı oluşturdu. Antrenörlük kariyerine başlamadan önce de hocalık olarak ikinci yarının başında gelmesiyle beraber orada öyle başladı. Sonra hocalığa geçtiği zaman da yani ilk göze çarpan şey şu diyebilirim. Aile ortamını daha iyi bir aile ortamı oluşturdu. Daha güzel bir ortam oluştu. Bu motivasyonla, bu moralle de daha iyi sonuçlar almaya başladık. 3'te 3 yaptık. İnşallah bu hafta da kazanıp 4'te 4 yapabiliriz. Düzce maçı ile ilgili de görüşlerini almak istiyorum ben senin ve Bursaspor taraftarı da bir yandan da merak ediyor. Sence playoff potası içerisinde yer alacak mı Bursaspor? Yani tabii böyle bir imkan var ama şu an biz sadece maç maç ilerlemek istiyoruz. Yani belirli bir hedef koymaktan ziyade maç maç biz önümüzde kalan 7 maçın hepsini kazanmak istiyoruz. Sonuçta 3 maç üst üste kazandık. Bu ligi de az çok taraftarlarımız da izleyenler de gördü. Bu ligde kazanılmayacak bir puan yok. Yani kazanamayacağın bir rakip yok. İstediğin zaman, o gün gününde olduğun zaman her takımı yenebiliyorsun. Yani inşallah biz maç maç bakalım. Bu hafta da Düzce'yi mağlup edelim. Ondan sonraki maçlara da bakarız. İnşallah sezon sonunda playoff'u da kalıp üst lige çıkarırız takımımızı. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Sezon başında Bursaspor'da ne yoktu da şu anda o var. Ben bunu merak ediyorum. Çünkü sezonun ilk yarısında kötü bir grafik vardı. Hem sahada hem skor anlamında hem mücadele anlamında. Ama özellikle son 12 maçta Bursaspor çok daha farklı bir oyunu ortaya koyabiliyormuş. Sezon başında ne yoktu da şimdi ne var? Bunu iki şeyle açıklayabilirim bence. Birincisi bu lige biz geçen sene düştüğümüz için hem takımın tecrübeli oyuncuları hem altyapıdan gelen oyuncular birçoğu profesyonel kariyerine yeni başladılar. Biz de çok alışık değiliz bu lige. Bu ligin havası, atmosferi çok farklı. Taraftarlarımız da zaten maçlarda bunu görebiliyorlar. Hem sezona başladığımızda böyle bir lig beklemiyorduk. Hem aramızdaki şey tecrübe eksikliğinden dolayı böyle bir şey vardı. Hem de işte maç maç oyuncularımız tecrübe kazandıkça daha çok bu ligi öğrenmeye başladık. Bu ligin oyununu oynamaya başladık. Bir de aramızdaki moral motivasyon ikinci yarıda daha arttığını söyleyebilirim. Sezon başında yakalayamadığımız o havayı sonradan yakalayabildik. Merak ediyorum. Sezon sonunda sözleşmen sona eriyor. Sizin önümüzdeki sezon yeşil yazlı formayla görebilecek miyiz? Yani bu soru için çok erken. Öncelikle bu sezonu sağ salim bir atlatalım. İnşallah kazasız sakatlıksız. Ona
sezon bittikten sonra bakacağız. Var mı sorusu olan? Peki, teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öyle.